Londra mahallesinin en sevilen bölümlerinden biri haline gelen bilgi yarışmasıyla programımız devam ediyor. Merhaba sevgili Like Mobile'lar FM. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Eurostar ekranlarında Londra mahallesinde mahalleliyle muhabbet etmeye devam ediyoruz. Like Mobile sponsorluğundan mahalleliyle bu hafta turumuz Haringey'de başlasın. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Londra Mahallesi'nin aslında tanıdık yüzlerinden, simalarından bir tanesi olan sevgili avukatlarımızdan Taşkır Kılıç var. Merhabalar. Merhabalar Tuğçe Hanım. Size sormadan sizi tanıyabilir miyiz demeden ben kendim zaten sizi anlattım. Biraz bize Londra'dan bahseder misiniz? Kaç yıldır Londra'da yaşıyorsunuz? Londra doğumlu musunuz? Değilim. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum. Çocuk yaşta geldim ben. Yani hayatımın çoğu burada geçti zaten. Londra'yı bize nasıl anlatırsınız? Ekran başındaki izleyicilerimize nasıl tanımlarsınız Londra'yı bize? Sıkıcı mı? Mesela siz boş zamanınızda canınız sıkıldığında Türkiye'yi mi tercih ediyorsunuz? Yoksa buradaki yerlerde mi geziyor musunuz, dolaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi Londra konusunda, sıkıcılık konusunda şöyle söyleyeyim. Tabii herkesin ortak bir Londra ile ilgili sıkıcı olan noktası havası maalesef. Görüyorsunuz şu an Temmuz'un ortasındayız, hafta sonunda. Ve yağmur yağıyor. Çok kapalı bir hava. Hava konusunda çok sıkıntı var Londra ile ilgili ama başka çok kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ben burada doğdum. Daha iyisini bilmiyorum. Tabii ki tatile gidiyoruz, başka ülkelere falan gidiyoruz ama Londra'yı ben kesinlikle seviyorum. Çok kalabalık bir şehir. Ben burada büyüdüğüm için daha küçük, daha mütevazi yerler bana göre değil gibi. Onun yüzden Londra'yı tercih ediyorum. Bence güzel bir şehir. Çok güzel bir şehir yani kesinlikle. Birlikte olduğunuz insana veya kız arkadaşınıza romantik misiniz? Yani şiir, şarkı okur musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Koç burcu erkeğiyim. Bütün özelliklerini taşıyan biriyim maalesef diyeceğim. Koç burcu erkeği çok sadıktır. Sadık, doğru ama kolay beğenmeyendir. Onu söyleyeyim Koç burcu erkeği. Ama olursa, beğenirse birine, aşık olursa dünyanın en romantik insanı olabiliyor. Onun yüzden bütün özelliklerini taşıyorum ama kolay kolay da aşık olmuyoruz, onu da söyleyeyim ben. Çok teşekkür ediyoruz efendim ve sevgili Taçgül Bey'e çantasını hediye ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, vatandaşla sohbet etmeye devam ediyoruz. Şimdi yanımızda hem genç hem de yakışıklı biri var. Bakalım kimmiş, tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar, benim adım Rahat. Londra'ya 2012'de geldim. Kafede çalışıyorum. Okuyorum aynı zamanda. Şu an tatil olduğu için. Hangi bölümü okuyorsun? Bu sene mimarlık üzerine okudum ama değiştirdim sonunda medyaya. Yani bizim sektöre giriş yapacağına? Yakında, az kaldı. Kamera arkası mı, kamera önü mü? Yani arkası olursa bak böyle bir şey olacaksın yani. Bunu kabul ediyor musun? Hepsinden daha güzel. Peki. Hepsinden daha güzel dedi. Peki efendim. Neden böyle bir mimarlıktan medyaya dönüş oldu? Mimarlık daha çok arkadaşlarla aynı sınıfta olmak için yaptığımız bir şeydi. O da bir hala anda... devam ediyor mu? Biz bunu çocukken yapıyorduk ama. Tabii. Bir sınıfta arkadaşlar olarak sadece 12 kişiydik. Sınıf zaten toplam 16 kişiydi. O kadar yani. Londra'da genelde şu anda yaz tatili de olduğu için okullar çalışıyorsun. Peki Londra'yı seviyor musun? Londra güzel bir şehir. Nesini seviyorsun mesela Londra'nın? Nesi seni çekiyor Londra'da? Yani boş zamanlarında ne yapıyorsun mesela? Arkadaş çevren nasıl? Arkadaş çevrem kafede çalışmaya başladığımdan beri çok iyi. Hani o yüzden hani nereye gitsem arkadaş bulabiliyorum kendimi. Tanıdık arkadaşlar çok var yani. Hani geceler de oluyor burada. Türkiye'de rahat rahat gidemiyorsun geceleri. Burada istediğin gibi her gece gidiyorsun. Arkadaşlarla dışarıya çıkabiliyoruz. O yüzden en çok güzel, çok güzel bir şehir. Peki bunun dışında neler yapıyorsun boş zamanında Londra'da? Gündüzleri mesela. Geceleri bir kenara bırakalım da gündüzlerden biraz bahsedelim. Benim boş zamanım fazla yok ya. O yüzden fazla takılmam şey. Evden. Kız arkadaşın var mı? Yok. Peki evde değilsin haliyle. Kız arkadaşın var mı sorusu sorduktan sonra evli misin diye bir soru soramam herhalde. Peki bir idealin var mı Rohat? Mesela ben şu yaşa gelince işte bu arkadaş gibi, mesela bu arkadaş 40 yaşında mı, 45 mi neydi işte bilmiyorum, 45-50 var. Yani bu arkadaş gibi kamerada mı çalışmak istiyorsun? Ya bir amacın, bir hayalin, yapmak istediğin herhangi bir şey var mı? Benim kamerada daha çok istediğim, nasıl anlatayım, editin, montaja giriyor. Ben montajı çok severim. Sen montajı o zaman hazırla kendini, gel bize. Yaparım ben onu. 3-5 yıl sonra.
çok olur. Çok mu olur? İki sene. İki sene. İki sene sonra ben olur muyum ya? Güray bilmiyorum yani biliyorsun seneler hızlı geçiyor falan. Beş yıldır Londra mahallesindeyiz. Bir iki sene daha kısmet. Kapanır ya. Bence kapanır. Kapanacağı benzemiyor bu programın. Pek böyle gidiyor yani.